İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay, Kosova ziyaretinin ikinci gününde topluluk ile muhalefet partilerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Kosova ziyaretinin ikinci gününde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay, topluluk ile muhalefet liderlerini meclis binasında kabul etti. Begay ilk olarak AAK Genel Başkanı Ramuş Haradinay ile bir araya geldi. Haradinay ve parti temsilcileri Begay ile meclis binasında görüşmeyi kabul ederken LDK bu teklifi kabul etmedi. LDK görüşmenin parti merkezinde yapılmasını talep ederek görüşmeye gitmedi. LDK Genel Başkanı Lumir Abdiciku, parti merkezinin her daim Bega'ya açık olduğunu belirterek, görüşmelerin mecliste yapılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Begay'ın mecliste görüşme talebini kabul eden bir diğer parti başkanı da PDK Genel Başkanı Memli Krasniçi oldu. Krasniçi, Arnavutluk ve Kosova arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde kendisi ve partisinin tam desteğini ifade etti. Diğer taraftan Begay ve topluluk partilerinin temsilcileri arasında planlanan görüşmeye yalnızca Roman Partisi'nin temsilcisi Ercan Galushi katıldı. Kosova Meclisi'nde temsil edilen Türk, Boşnak, Aşkali, Sırp, Mısırlı gibi azınlık toplulukların temsilcileri görüşmeye gitmedi. Lahey'deki yüksek mahkeme heyeti savaş suçlarıyla suçlanan eski meclis başkanı Kadri Veseli'nin savunmasının sunduğu tutukluluk halinin bukla uygunluğunun koruma talebini reddetti. 30 Haziran 2022'de Özel Mahkeme Başkanı Ekaterina Trandefilova, Kadri Veseli'nin tutukluluğuna ilişkin avukatların 29 Haziran 2022'de sunduğu talebi karara bağlanmak için yüksek mahkeme heyetini görevlendirmişti. Bu talebi ise hakimler Ekaterina Trandefilova, Christine Van Den Wingard ve Michael Bolander karara bağladılar. 29 Nisan'da Özel Savcılık Ofisi Haşim Façi, Kadri Veseli, Recep Selimi ve Yakup Krasnici hakkında değiştirilmiş bir iddianame sunudu. Savcılık dört zanlının Gilan Budakovo ve Semetiş'te de savaş suçları işlediklerini iddia ediyor. Kosova'da dün sabah başlayan elektrik kesintileri Arnavutlu'nun sunduğu enerji desteği sonucunda geçici süreliğine sonlandırıldı. Ancak et sözcüsü Viktor Bujala bu sabah yaptığı açıklamada kesintilerin devam ettiğini söyledi. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kosova Enerji Kurumu ve Arnavutluk Elektrik Kurumu arasındaki işbirliği sayesinde saat 14'ten itibaren elektrik kesintileri sona ermiş olup enerji arzı düzenli olarak sağlanmaktadır ifadelerine yer verildi. Ancak KETS sözcüsü Viktor Bucağla bu sabah yaptığı açıklamada kesintilerin devam ettiğini söyledi. Bucağla açıklamasında Elektrik tedariğinin yerel üretime dayanması ve uluslararası piyasalarda elektrik satın almanın bir yolu olmadığı için kısıtlamaların sürdüğünü söyledi. Bujal ayrıca hükümeti kast ederek 90 milyon avro verilmesi planlandı ama o para asla verilmedi ve bu elektrik enerjisi sistemini çökertti dedi. Arnavutluk geçen yılın sonunda da Kosova'ya enerji yardımında bulunmuş. Kosova'ya 31 Aralık ve 1 Ocak için 7680 megawatt elektrik vermişti. Kosova Balkanlardaki en büyük NATO tatbikatı Defender Europe 23'e ev sahipliği yapacak. Savunma Bakanı Armand Mehay, Kosova'nın ev sahipliği yapacağı Balkanlardaki en büyük NATO tatbikatı Defender Europe 23 için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehay, hazırlıklar sürüyor. Tatbikattan önce ordumuzun hazırlık çalışmaları, teçhizat alımı ve altyapının tamamlanması için çalışıyoruz. Kosova Güvenli Gücü tatbikata iki alayla katılacak. Defender Europe 23, tatbikatı ordumuzun hazırlığını ve yüksek profesyonelliğini bir kez daha kanıtlayacak ifadelerini kullandı. Sıradaki durağımız Türkiye, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na ve Kaziantep'in Karkamış ilçesine PKK-YPG'li teröristler tarafından havan ve roketli saldırı düzenlendi. Çiçekalan Hudut Karakolu'na yapılan roketli saldırıda bir asker şehit olurken dört asker de yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçek Alan Hudut Karakoluna hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan dört asker helikopterler ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken Türk Silahlı Kuvvetleri saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun ateş altına aldı. Şanlıurfa valisi Salih Ayhan saldırıda yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Terör örgütü PKK-YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinden teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine de havan saldırısı düzenlendi. 6 adet havan mermisi boş araziye düşerken ilçede tedirginlik yaşandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrası hoparlörden halka uyarı anonsları yapıldı. Saldırının olduğu bölgedeki teröristler sınır birlikleri tarafından topçu atışlarıyla ateş altına alındı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve Rusya'nın kontrolü altında bulunan Zaporya'da yaşanacak bir felaketin Avrupa'yı tehdit edeceğini söyledi. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusu tarafından Zaporijya nükleer santrali çevresine saldırılar gerçekleştirdiğini savunarak, dünya güvenliği için Rus ordusunun koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini söyledi. Zelenski, başta Türkiye ve Gürcistan olmak üzere bölge ülkelerinin tehdit altında olduklarını ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hala devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporijya nükleer santraline çekti. Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenski, Rusya, Zaporijya nükleer santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. Santrali koruma bahanesiyle işgalciler yakındaki kasabaları ve toplum alanları bombalamaya devam ediyor. Rusya, fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor. Bütün bu olanlar Rusya'nın Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor derken bu talepleri ileten ülkeler arasında Amerika Birleşik Devleti, Kanada, Avusturya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore'nin bulunduğunu söyledi. ABD Adalet Bakanlığı FBI ajanlarının eski Başkan Trump'ın evine düzenledikleri baskında arama emriyle ilgili argümanların açıklanmasını reddet Bakanlıktan yapılan açıklamada hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi muhtemelen bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenilebilecek tanıkların gelecekteki işbirliğini sekteye uğratacaktır ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca bu soruşturmanın son derece gizli materyalleri içermesi, soruşturmanın bütünlüğünün korunması gereğinin altını çizmekte ve bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da arttırmaktadır uyarısı yapıldı. Bu arada ABD eski Başkanı Donald Trump Florida'daki evine yapılan baskınla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump FBI'ın evinde yaptığı aramada 3 pasaportunu çaldığını iddia etti. Ankara valisi Vasip Şahin dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sebebiyle bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara'da dün sabahtan bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Aşırı yağış nedeniyle yeni mahalledeki bir inşaatta kolon devrildi. Kolonların altında kalan üç kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yandan Ankaralılar gün boyunca yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentteki şiddetli rüzgar ve fırtınadan ağaçlar da zarar gördü. Gazi Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Ambulanslar ise ters yönden gitmek zorunda kaldı. Ağaçların kaldırılmasının ardından trafik bir nebze de olsa eskiye dönebildi. Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle ismini 2012'de dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı turizm merkezi Şirince'ye yılda 1,5 milyon turist gidiyor. Geçmişi millattan sonra 5. yüzyıla dayanan Şirince'de yaşayan halkın buradaki güzelliklerin bilinmemesi için köylerine Çirkinci adını verdiği rivayet ediliyor. Bir zamanlar 1800 hanenin yaşandığı köy nüfusu Kurtuluş Savaşı yıllarında bir hayli azaldı köye 1924'ten sonra mübadeleyle Yunanistan'dan gelen Türkler yerleştirildi. Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakındığı nedeniyle zaman zaman yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şirince çok fazla ön plana çıkmadı köy kendilerini Mavi Enerji Grubu olarak adlandıran bir grubun 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takvimine göre kıyametin kopacağı ve bundan sadece Şirince ile Fransa'nın Bugara köyünün etkilenmeyeceği inanışının nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da yurt dışında tanıtılan Şirince, beklediği ilgiye kıyamet gününün ünüyle yavaş yavaş ulaştı. Öyle ki Şirince'yi son dönemde yıllık ortalama 1,5 milyon kişi ziyaret etmeye başladı. Her mevsim yoğunluğun gözlendiği turizm merkezinde yabancı turist yoğunluğu dikkati çekiyor. Son dönemde Şirince'yi en çok uzak doğudan gelen misafirler ziyaret ediyor. Ortodokslara ait ayin yapılan iki kilisinin bulunduğu bu Şirin köyde tarihi binaların restorasyon yapılarak pansiyon olarak kullanılmaya başlanmasıyla burada yaşayanların gelir seviyesinde ve mülk fiyatlarında artış gözleniyor. Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleriyle şirince ziyaretçilerine şehrin stresli hayatına alternatif sunuyor. Sıra hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu ve güneşli hava hüküm sürüyor. Başkentte gün ortasında termometreler 29 dereceyi gösterdi. Yarın açık ve güneşli hava sıcaklıklarında da artışın yaşanacağını tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince günün en yüksek hava sıcaklıkları 29 ila 31 derece arasında seyredecek. Sayın seyircilerimiz bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.